Tek marka sıcaklık ve nem kabinini tanıtacağım sizlere. Bu cihazlar müşterinin isteğine göre özel olarak üretilebiliyorlar. Bizim elimizdeki cihaz -20 ile 220 derece arasında sıcaklık verebiliyor. Ayrıca nem özelliği de var. Şu şekilde biz 50 dereceye ayarladık, set ettik sıcaklığımızı. Burada da nemimizi %95'e set ettik. Yarım saat boyunca çalıştırıldığı takdirde bu değerler oturuyor cihazda. Şu an yavaş yavaş o noktaya geldiğimizi görüyoruz. Şu şekilde gösterelim isterseniz. Cihaz bu. İçeride sıcaklık ve nem ölçümü için sensörler bulunmakta. Şu an tek bir rafı var. İki ayrı rafı var bu ürünün. Ve çok uzun süre kapısını açık tutmamamız gerekiyor. Çünkü şu an nemi kaybediyor. Geri eski haline getirirsek cihaz tekrar eski noktadan o sıcaklık ve nem değerlerine gelmeye çalışacak. Burada açma kapama anahtarımız var. Işık düğmemiz var. Öndeki ışığı açıp kapatabiliyoruz. Çalışma, güç göstergesi, acil durum stop düğmesi. Burada da USB çıkışımız var. Cihazda oluşturduğumuz dataları bilgisayara aktarmak için USB seçeneğini kullanabiliyoruz. Şu şekilde arayüzünden de grafiğini görebiliyoruz. Grafik bu şekilde oluşuyor. Bunu USB ile de bilgisayara atabiliyoruz istediğimiz zaman. Dediğim gibi yarım saat içinde ayarladığımız değerlere en geç geliyor bu cihaz. Şöyle bu cihazı beslemek için, yani nem oluşturması için su beslemesi var. Buradan suyu temiz su koymamız gerekiyor. Sağ olun. Burada da su göstergemiz var. Belli seviyenin altına düşmemesi gerekiyor. Eğer düşerse zaten cihazda şurada gördüğünüz errorlanması yanıyor. Suyun bittiğini ya da aşırı ısı oluştuğunu cihazla bu gibi hataları cihaz otomatik tespit edebiliyor. Bu şekilde bir sigortamız var aşırı akımlarda atması için. Burada da cihazda su çıkışlarımız var. Cihaz bakımlı bir cihaz olduğu için bakım gerektiren bir cihaz. Belli periyotlarda içerideki suyun temizlenmesi gerekiyor. Kullanım için bakım yapması gerekiyor. Burada da gerilim altında çalışması için, yani herhangi bir numune varsa bu şekilde çalışacak. Test edilirken gerilim altında olması gereken, buradan güç kablolarını şu şekilde geçirip itebiliyoruz ileriye doğru. Bu şekilde cihazı ayrıca ben şu an tek bir program kullandım ama farklı farklı programlar kullanılabiliyor. Şu an cihazı kapattım onları görebilmek için. Operasyon ekranı burası. Şu burada çeşitli özellikler var. Yani cihaz işte herhangi bir arıza, elektrik kesilmesi durumunda tekrar eski yerinden başlasın mı, başlamasın mı? İşte ışık ne kadar sürsün, aydınlanma ışığı, yani ekran aç kapa süreleri. Burada hepsini tanımlayabiliyoruz. İşte dakikada kaç derece yükseleceğini, yüzde kaç neminin artacağını, bunları da tanımlayabiliyoruz. Hangi sıcaklığa ulaşınca testin duracağını vesaire. Bu şekilde cihaza parametreleri girebiliyoruz istediğimiz şekilde. Program menüsü de bu şekilde. Burada da birden çok program kullanabiliyoruz. Şu an program 1'de birçok adım uygulayabiliyor. 1'den işte 50'ye kadar mesela şu an her bir adımı tek tek yapabiliyor. Mesela %35 sıcaklık %35 dereceden -20 dereceye düşüyor. Sonra 5 derece yükseliyor. 5'te devam ediyor. O sırada nem değişiyor gibi bütün konfigürasyonları bu şekilde cihaza tanımlatabiliyoruz. Yani uzun test süreleri gerektiren şeyler de
ya da işte sıcaklık ve nemin belli periyotlarla değişmesi gereken test düzenlerinde bunları kullanmamız gerekiyor. Burada alarm, herhangi cihazı alarm aldıysak onların geçmişini görebiliyoruz. Burada da grafik ekranımızı görüyoruz. Burada sıcaklık, nem değerleri, örnekleme hızı, grafik gösterim süresi her bir barın ayarlayabiliyoruz. Cihazımız bu şekilde.